Herkese merhaba. Arkadaşlar uzun zamandan beri üretimhaneye gelmemiştik. Tekrar üretimhane videosu isteyen arkadaşlar oldu. Son durumu merak edenler oldu. Onlar için şöyle güzel bir video hazırlamaya çalışacağız bu akşam. Kuşlarımız bunlar. Bayağı bir sayımız da azalmış. Bundan daha fazla kuş vardı burada. Değil mi hocam? Çoğunu evet, vermişsiniz galiba. Gençleştirmek için verdik abi. Evet. Yeni bir genç, yeni bir üretim dedik. Evet, bunlar yeni nesil kuşlar galiba. Aynen. Büyükleri verdik işte, ufaklar kaldı. Yeni nesil, yeni üretim, evet. Yeni yaz. Maşallah kuşlar güzel. Ama tabii yani öncekilere göre bayağı bir sayıda azalma var. Aynen. Evet, bayağı bir azalttık. Evet. Yarısından çoğunu verdik. Bu yuvalıkları hocam arka tarafa mı alacaktınız? Arka tarafa alacaktınız. Düşünce vardı galiba. Evet. Arka tarafı yeni bir düzen yapacağız. Hmm. Yavaş yavaş. O şekilde yavru kontrolü de daha iyi olur herhalde. Ha, evet. Karşıdan direkt görüyoruz. Böyle rahatsız ediyoruz. Kendileri ürküyor. Şimdi nasıl yumurtalar falan var mı bu var, yuvalıklarda? Yumurta var. Yavru takımlar var mı hiç? Yavru çiftler? Yavru yok. Yavrular çıktı. Hmm. Normalde burası çok gürültülüdür ama böyle kuşlar da ürkünce hepsi bir anda sessizleşiyorlar. Evet. De tabii şimdi aynen şimdi akşam saati birden de ışığı açınca böyle bu kuşlar böyle bir şaşırdılar yani şaşkınlık içindeler daha. Evet. Hocam bu yuvalıkları böyle arka tarafa alınca çekimde daha iyi ve daha rahat evet, olur. Evet. Bu şekilde yani kuşları da çok iyi göremiyorsun. Aynen. Daha düzgün, daha güzel görüntü alabilirsin. Evet. Ara ara zaten buraya geliyoruz. O zaman da yeni bir çekim de yaparız. Aynen. Bu seferlik böyle olsun. Hocam şurada da ayrı çiftleri mi var senin? Evet, bunlar ayrı. Bu tarafa ayırmışsın galiba kaplı kafese. Evet. Bunlar biraz daha özellikli olanlar nesil, galiba. Nesil olarak işte anne, baba, yavru, abi, kardeş hepsi gidiyor. Bunlar bir o de hocam var. Yarı jumbo özellik de var galiba bunlarda. Evet, jumbo özelliği de var. Evet. Şuradakiler hocam yavruları mı yoksa... Evet orada 3 nesil var. Anne baba var. Hmm. Abi, kardeş. Hepsi bir ayırmadık bu sene yavruları. Hmm. Şu sağ taraftaki yuvalıkta bir 4 tane yumurta var değil mi az evet. Önce baktığımızda? Evet. Diğerinde yeni... Bir hafta içinde çıkacak. Ötekisi boş. Evet. Değişik yavrular kullanıyor galiba evet. Orayı da. Yavrular için kullandık. Hmm. Bazen böyle soran arkadaşlar oluyor. Böyle büyük bir salmada 2 tane yuvalık taksak... Nasıl olur diye. Daha rahat oluyor. Rahat ama yani tabii biraz... Anneyi babayı rahatsız etmiyorlar. Aynen. Kendileri şey yapıyor. Yumurta, girer çıkarken yumurtaya da zarar oluyor. Doğru. O şekilde çok yumurta kaybettik, yavru kaybettik. Hem bu şekilde yavruları da fazla hırpalamamış evet, olurlar. Evet. Öyle bir avantajı da oluyor. Girip çıkarken yumurtaya ayağında ne kadar da olsa ayağında düşürüyorlar. Hocam şuradaki çiftteki durum nedir? Var mı bunlarda yumurta falan? Var. Yumurta var da... Daha işte şey anlamını alamadık. Yatmıyorlar nedense. Biz de eşlerini değiştirdik onların. Ya tabii de şimdi böyle her kuşun karakteri de farklı evet. Oluyor. Huyu, suyu farklı oluyor. Yumurtlaması çok iyi. Aynen. Ama işte bazıları da hani kuluçkasını çok iyi yapmıyor. Ben ona kuluçka konsantrasyon diyorum. Bazen de o konsantrasyon zayıf oluyor. Çok üstüne yatmıyorlar yumurtaların ya da yavrularına iyi bakmıyorlar. Biz de dedik işte bir... Yeni kuşlarla eşleme yaptın o zaman. Şimdi yani. Erkekte daha yazın yavrusu işte. Bu senin yavrusu olduğu için... Bilinçsiz geldi artık herhalde. Bir bilinçli dişi attık içine. Evet. Onu bilinçsiz dişiye, bilinçli belki yanına eşleştirdik. Evet. Yazın nasipse bekliyoruz bakalım ne olacak. Evet. Hocam böyle çiftleri çok fazla tedirgin etmemek adına da biraz böyle temizlikten biraz ödün veriyoruz hocam değil mi? Evet. Biz de genelde öyle yapıyoruz. Yani sürekli günlük temizlik yapmak da sıkıntı olabiliyor. Kuşları çok tedirgin edebiliyor. Bir de bu kuşlar çok fazla ürkek kuşlar. Yani kafese, yuvaya çok fazla müdahale nasıl ettiğin zaman... Nasıl adapte olduysa aynen. Öyle yaşatmaya devam yani ediyoruz. Yani ya yumurtaları terk ediyor ya yuva, yavruları falan yuvadan atabiliyorlar. O yüzden hani bazen çünkü arkadaşlar soruyor hani bu temizlik konusunda buna da temas etmiş olalım böylece. Evet. Buradaki çift yavru aldınız mı hocam hiç bundan? Yok. Onlar da daha işte bu senenin şeyleri bunlar da bekliyoruz. Daha yumurta hiç alamadık bunlara. Aynı çift bunlar ama... Evet. Hocam burada da son bir çiftimiz var. Burada bunlar da nasıl... şey erkek bunlar. 3 tane oldu. Birdeki yuvada herhalde. Bir tanesi yuvada. Evet aynen. Orada. Evet yuvada yatıyor bir tanesi. O erkek ama niye yatıyor bilmiyorum. Belki böyle bir rahatsızlığı da olabilir. Sanki öyle bir durumu var gibi. Şimdi birazdan ona detaylı bakarız çekimden sonra.
Evet, kuşlarımız bu şekilde. Evet. Şurada da bir çiftimiz var. Evet, daha deminki dediğim işte bu anaç. Erkek anaç. Dişimiz yavru. Evet. Ama yaz yavrusu olduğu için yumurta yazır. Yumurtlaması iyi. Ama işte bilinçsiz geliyor. Yatmıyor yumurtanın üstüne. İşte hocam biraz da böyle bu genç kuşlarda daha o tecrübe gelişmemiş oluyor. Kuluçka tecrübesi gelişmemiş oluyor. Yumurta yapsalar üzerine yatmıyorlar. Biraz onların zamanını öğrenmesi gerekiyor. Aynen. Zaman vermek gerekiyor böyle kuşlara. Biraz sabretmek gerekiyor. İçgüdüsel işte. Evet. Şurada böyle muhabbet kuşlarımız da var arkadaşlar. Muhabbetlerimiz de var. Şurada yumurtalı bir çift var. Maşallah evet. Bunların uyumları çok güzel. Daha önce yavru yumurta yavru alınmış ve şu anda da güzel yine 5-6 tane bir yumurtası var. Evet. Değil mi hocam? Öyle konuşmuştuk. Evet. İnşallah Allah yavrularını görmeyi nasip etsin hocam. Amin abi. Allah seni versin. Aynen öyle. Yani muhabbet üretmek evet. Biraz zor bir iş, nazlı bir iş. Biraz sıkıntılı olabiliyor. Yani çiftlere uyum sağlaması, birbirini kabul etmesi, aynen. Eşleşmeleri. Özenen, isteyen herkes Allah nasip etsin diyoruz. Dişi tekrar bakın yuvaya girdi. Yumurtaları var çünkü. İnşallah güzelce çıkar. Hocam şuradakiler onun yavruları demiştin evet, değil mi? Evet, onların yavruları. Bunlar iki farklı ağızdan alınan yavrular evet. Galiba. Yani aynı ağızda değil, ayrı ayrı ağızlarda, ayrı ayrı kuluçkalarda alındı bunlar. İki kuluçkada alınan yavrular. Evet. Ne kadarlık hocam bunlar? Biri 3 aylık, biri 1 aylık tabii. Evet. Görüntü itibariyle ikisi de erkeğe benziyor. Evet. 1-2 ay içinde daha da belirginleşir özellikle ama ilk görüntü erkek gibi ikisinde de gayet sağlıklı, güzel kuşlar. Şurada da hocam yeni bir çift almışsın evet, değil mi? Evet, çiftimiz var yine. Onlar da işte beyaz olan erkek, yeşil olan dişi. Evet, erkeğin 1-2 ay daha bir zamanı var. Evet. Tam yetişkin diye dişi hazır bir dişi ama biraz erkeğin birkaç ay daha bir yetişkin için zamanı var arkadaşlar, öyle görünüyor. Evet, üretimhanemizde son durum bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafiften böyle bir muhabbet köşesi de oluşturulmuş durumda burada. Bunlardan da inşallah güzel üretimler olur. Zaten dediğim gibi şu köşedeki çiftte güzel bir randıman var arkadaşlar. İnşallah yavru da çıkar onların. İlk büyülerimizde de durum bu. Bir daha gelişimizde yavrular, yeni yavrular çıkacağı için sayı daha da fazla olabilir. Yuvaya daha güzel düzenli olur da. Evet tabii şu, bu yuvalıkları arka tarafa alınca daha iyi çekim yaparız. Bir de şimdi böyle akşam vaktinde yaptığım için arkadaşlar bu çekimi kuşlar tedirgin o yüzden çok rahat böyle görüntüde alamıyoruz yani. Çok tedirgin oluyorlar hemen uçuşuyorlar. Onlar da tabii ışıklar bir anda yanınca biraz arkadaşlar böyle korktular yani. Evet yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.